Bir de ada çıktı başıma ya. Hayır, adamdan kurtulmaya çalıştıkça adama yakınlaşıyorum. Bela gibi resmen. E sen ne yapacaksın? Gidecek misin peki? Ya kızım, delirdin mi sen? Gider miyim hiç ben yemeğe falan? Bir bahane uyduracağım, yalan söyleyeceğim. Hastayım diyeceğim, gitmeyeceğim. Bir de sana ben çok kızgınım. Ay ne oldu? Ay ne oldu yine, ne yaptım ben? Kızım sen bana niye söylemiyorsun Ayaz'ın annesi Önem diye? Ya ne alaka ki, ben anlamadım şimdi. Ya sen bilmiyor musun? Ben o kadına hayranım. Böyle onun için çizimler falan yapıyorum ben. Aa deli mine. Kızım ben nereden bileyim kimin hayranı olup olmadığını? E söyleseydin tanıştırırdım ben seni. Söyleseydin tanıştırırdım. Sinir. İyi insan lafın üstünde arar diyeceğim ama iyi de değil ki bizimki. Ayaz mı? Evet, sorma. Kapatıyorum, tamam hadi. Tamam tamam, bak şöyle yapıyorsun o zaman. Ses veriyorum. Yap bakayım. Hayır hayır, Öykü daha hasta ol, daha hasta. Böyle içten. Aferin, hadi bakayım göreyim seni. Alo. Hazır mısın bakalım? Ya Ayaz, Öncüm dün gece ben klimayı açık bırakmışım galiba. Hasta olmuşum. Böyle belime vurmuş. Fena hastayım. Beline vurdu da sesine ne oldu? Ya demek ki böyle belden boğaza doğru yürüdüyse. Yani böyle klima bakterileri falan var ya, onlardan hep. Klima bakterileri. Enteresan. E neyse, geçmiş olsun o zaman. Biz de ada tatilini iptal edelim. Böyle gidemeyiz çünkü. Valla mı? E tabii ki. Yani sonuçta önemli olan senin sağlığın değil mi? Adaya başka zaman da gideriz. Çok teşekkür ederim ya, çok mutlu oldum. Başka ne düşünebilirim ki? Yani sonuçta adaya herhangi bir ilişkimizin olmadığını söylemek için gidiyoruz. E senin de istediğin tam buyken neden bahane uydurup da gelmemezlik yapasın ki? Yok canım, tabii hiç öyle bahaneler falan uydurmam ben. Huyum değil bir kere. Bence de değil mi? Neyse, tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. İyi hafta sonları. Alo, Timur abi. Ne haber Cem? Barıştık mı? Cem'di değil mi? Cem'de ne oluyor ya? Acil müdahale ekibi geldi. Ablan nerede? Hasta ziyaretine geldim. Çok hastayım ben gerçekten. Ateş düşürücü. Ağrı kesici. Tamam canım, ben bunun hepsini içerim. Çok teşekkür ederim. Ama sen git artık, bak ziyaretin kısası makbul. Sen iyileşmeden şuradan şuraya gitmem. Can? Can değil, Cem. Cem! Ablana su kaynat, hadi yürü. Of ya. Ne yapacaksın? Sonunda kökten çözümlü. Kurtulacak mısın benden? İyi fikir ama hayır. Sıcak buhar yapacağız. İçine de mentolü attık mı turp gibi olursun. Ne mentolü ya? Turp gibi olmak istiyor muyum acaba ben? Sor bakalım. Belki memnunum hastalığından. Barışığım garibimle. Seviyorum. Ya çok fazla konuşup boğazını yoruyorsun. Senin dinlenmen lazım. Şimdi mutfak nerede? Hah tamam, bekle beni. Tut kafanı, tut. Buhar iyi gelecek. Çok çok iyiyim. Bütün damarlarım açıldı. Bir kez daha, bir kez daha. Sen devam et, ben mutfağa gidiyorum. Ne atlar karıştırıyorsun sen orada ya? Çorba. Ne çorbası be? Kendine mi yapıyorsun onu? İçmem ben asla. Bu anneannemin çok özel bir tarifi. Kesinlikle beğeneceksin. Çok tatlısın canım ya.
Bunu içince gerçekten iyileşeceksin. Ne yapıyoruz? Bu ne be? Zehir mi kattın içine? Baktım da bulamadım. Canım ya, ne kadar tatlısın. Ama ben bunu içmem. Sen şimdi hastasın ya, hani ağzının tadı yok ya. O yüzden kötü geliyor, yoksa çorba mis. Hah, tam vaktinde geldi. Ne oluyor be? Kim tam vaktinde geldi? Abla! Timur abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Öykücüğüm, Timur abi bizim aile doktorumuz. Kendisi İstanbul'un en iyi doktorlarındandır. Ben istedim diye işini gücünü bıraktı, yanına geldi. Ne kadar iyisin. Gerçekten hiç gerek yoktu, çok zahmet etmişsiniz. Önemli olan senin sağlığın Öykücüğüm. Öncelikle bir ateşinizi ölçelim. Yani böyle bir ateş değildi. Bende bir halsizlik var. Biz yine de bir bakalım Timur abi. Ne olur ne olmaz. Maksat içimiz rahat etsin. Tabii, bakalım içimiz rahat etsin. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz kuzular? Aa, ne oluyor burada? Öykü, ne oluyor? Neyin var? Anneciğim, ne olur sakin ol. Yok bir şey. Nasıl sakin olayım? Yani düştün mü? Ne oldu? Hasta mısın? Neyin var? Meral teyzeciğim, ben Ayaz. Çok memnun oldum. Aa, Ayaz oğlum. Ben de memnun oldum. Öykü hastayım dedi. Der demez Timur abi kaptım geldim. Kendisi İstanbul'un en iyi doktorlarındandır. Çok teşekkür ederim. İyi yapmışsınız. Ne oldu? Hayrola? Ateşinize bakalım. Ateşiniz yok. Oh, Allah'a şükür. Gayet iyi gözüküyor. Bak dedim ben sana, abartılacak hiçbir şey yok. Yine de size bir iğne yapalım. Evet, yapalım yapalım. Doktor bey haklı. Seni toparlar. Tabii gerekiyorsa yapın doktor bey. Tabii. Ne iğnesi ya, ben hayatta iğne falan yaptıramam. Ama öykücüğüm, olmuyor böyle çocuk gibi. Ama kızım, çocuk haklı, çok ayıp. Bak iki saniyede yapıversin doktor bey. Ama bak beni endişelendiriyorsun. Anne, ben çok iyiyim ya. Hiç iğnelik bir durumum yok benim. Ha, çok sevindim. O zaman okul gezisine gidebileceksin. Okul gezisi mi? Öykücüğüm, hiç böyle bir şeyden bahsetmedin anneciğim. Meral teyzeciğim, tüm öğrencilerin katıldığı bir gezi bu. Çok eğitici ve aslında zorunlu. Ama işte Timur abi, ne diyorsun? Bence hiç mahsuru yok. Gayet iyi gözüküyor. Bu gezi hemen şimdi mi? Ya bak anneciğim, şimdi ben bu geziye gitmeyecektim aslında. Gitmeyeyim diyorum. Ama arkadaşlarım, canım arkadaşlarım çok ısrar ediyor. Canım, okul gezisi ise git tabii çocuğum. Niye gitmiyorsun? O halde ben arabada bekliyorum. Öykücüğüm, geçerken bırakırım seni okula. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum oğlum. Çok teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. Önemli değil. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim doktor bey. Sağ olun her şey için. Geçirip gelin. Şimdi sinemaya gidince böyle film falan seçeceksiniz ya. Ha, aksiyon filmi seçerse geçmiş olsun. Aşk filmi seçerse hayırlı olsun. Evet, şimdi bir aşk filmi var, bir de aksiyon var. Hangisine gidelim? Bilmem. Sence hangisine gidelim? Bilmem. Sence hangisine gidelim? Şimdi bir bakalım. Aşk filmi güzel, tatlı, mutlu eder, keyif verir. O yüzden bence aksiyon film. Aşk şimdi bizi bayar ya. Ya birazcık gerilelim, merak edelim. Hayatımıza heyecan gelsin. Aksiyon film, aksiyon film. Aksiyonmuş. Ben sana göstereceğim aksiyonu. Efendim? Aksiyon diyorum, ben çok severim. En sevdiğim ya, böyle vurdulu kırdılı, kanlı manlı. Bence de, bence de. Aynı fikirde olmamıza sevindim. Hadi gel, biletleri alalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Büyük Savaş'a iki kişi. Yeriniz neresi olsun? Buyurun. Oralar iyidir, iyidir. Sen mi ısmarlıyorsun şimdi? Hı hı. Tabii ki de. Sonuçta yani biz... Buyurun.
Teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Sen demin bir şey diyordun. Ne diyordun? Ne diyordum? Yani sonuçta biz falan diyordun. Oo, film başlayacak. Hadi hadi yürü. Acele edelim. Daha mısır alacağız. Tabii acele edelim. Film kaçar çünkü. Ya bir şey soracağım. Hangi koltuktan aldın? O nasıl bir soru ya? Normal koltuk işte. Ya normal koltuk da hani şey koltuklarından mı aldın? Ya hani böyle bazılarının ortada böyle kol yeri olmaz ya. Hani özel olurlar. Böyle hani iki kişi böyle yayılarak oturursun. Ha, sen sevgili koltuğu diyorsun. Yok ya, ben rahat edemem. Yani kolumu koymam gereken bir yer lazım illaki. Koluna bas senin. Efendim? Hadi diyorum ya, film kaçacak. Ben patlayıcıları yerleştireceğim. Sen burada kal. Tamam. Elini tut. Aa, tutarsa olur bu iş. Tutmazsa yeter bu iş. Hadi diğer tarafa geçelim. Tamam. Of be! Sahneye bak. Nasıl çekmişler. Efekt canım onlar hep ya. Hep efekt. Hadi acele et. Ben onları oyalarken sen merdivenlere koş. Geliyorum. Aşkım de. Bakarsa senindir. Bakmazsa zaten hiç senin olmamıştır. Oluyorum seni, gel. Tamam, geliyorum. Bir an önce çatıya çıkmalıyız. Helikopter birazdan gelir. Tamam. El bombası atıyorum. Üç deyince fırla. Bir, iki, aşkım. Üç. Şu sessiz. Öykü ses yapma. Diyorum ben. Hı, tamam, sen git. Ben burada bekliyorum. Nasıl, nasıl? Ne oldu ya? Bırakmayacak mısın beni? Koskoca kızsın sen. Tuvalete kendin gidemiyor musun? Gidiyorum yani. Tabii gidiyorum, ben hep kendim giderim. Ama kesin değiliz. Öykücüğüm, ne değiliz? Değiliz Ayaz. Hiçbirimiz değiliz. Ver şunu ya, yiyeceğim. Allah muhabbetinizi arttırsın. Yavaş öküz. Aman ölme, sen bize lazımsın. Senin ne işin var burada Olcay? Ben film izleyemez miyim? Merhaba Yazcığım. Selam Olcay. Şişt. O ne tacılık? O ne demek öyle ya? Çizimler diyorum, nasıl gidiyor? Doğru, benim çizimler vardı değil mi? Yani değil mi? Sonuçta Evren Yakut'un koskoca defilesini sen hazırlıyorsun. Ben hazırlıyorum değil mi? Doğru, ben hazırlayacağım. Hazırlıyorum, evet. Benim gitmem lazım. Şimdi bu kesin beni annene söyler, önemli olan da beni yer. Peki, sen bilirsin.
Aslında seninle önemli bir şey konuşacaktım ama... Yapma ya. Ciddi misin? Ya neyse artık. Sonra konuşuruz. Yok yok. Konuşalım. Sen tuvalete gitmeyecek miydin? Kaçtı. Söyle sen. Yok ya. Böyle ayaküstü olmaz. Öldüreceğim seni Ayaz. Hangi gün bilmiyorum ama bir gün seni kesin öldüreceğim. Olca Ayacığım ya. Sen gelsene canım böyle ya. Ayaz hiç tek film izleyemez. Siz birlikte izleyin. Ha, olur tabii. İyi seyirler canım. Ay bu başroldeki herif nasıl ama ya? İzmandut gibi valla. İnsan değil. Ha? Değil mi? Yer misin? Peki. Hemen. Hemen gidip bir avukatla konuşalım. Ne yapabiliriz? Bu adamı nasıl şikayet edebiliriz öğrenelim. Öykü sen duyuyor musun beni? Of duyuyorum da ben şikayet edemem. Neden? Çünkü tasarımlar benim değil. Ya benim diye mankeni aşağı indiren sen değil miydin? Ya benim gibi de değil gibi de işte. E kimin? Şeyman. Ne? Nasıl ya? Ya Ayaz boş ver ya. Vallahi uzun hikaye. Sonra konuşalım bunu. Yalnız önüm hanımı arayalım. O karar versin ne yapacağını. Heh. İyi insan da lafın üstünü ararmış. Annen arıyor. Efendim önüm hanım. Neden bu evine geliyormuşum ben? Ha. Gelince söyleyeceksiniz. Peki, geliyorum. Moda evine çağırıyor. Neden? Gelince söyleyecekmiş. Hep bir gizem, bir gizem. Kesin Şeyma'dan özür dilememi isteyecek. Ya tamam, gidelim. Aman da aman, kimler gelmiş? Işık gibi doğdun yine Öykücüğüm ya. Vallahi karanlıktaydık sen yokken. Ne oluyor Olcay ya? Hayır, alışkanlık yaptım biz de. Özlüyoruz ondan. Önem Hanım odasında mı? Tabii tabii, seni bekliyor. Organik paçoz. Niye geldin Ayaz? Öykü yüzmene mani olmak için. Oturun. Öykü. İşe geri dönmeni istiyorum. Neden? Yok. Gerçi nedenin bir önemi de yok. Dönmeyeceğim Önem Hanım. Eğer yine beni Şeyma'nın asistanı yapacaksanız... ben işsiz kalırım. Açlıktan ölürüm gerekirse. Yine de bu iş yerine dönmem. Bitti mi? Şeyma istifa etti. Bir şey demeyecek misin? İlahi adalet. Ne diyeyim? Neyse. Yine de ben teklifinize hayır demek zorundayım. Onca yaşanan olaydan sonra bu iki taraf için de en güzeli. Peki Monika? Eminim beni en iyi o anlayacaktır. Müzik
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.